Yıllar önce Almanya'ya giden, orada kuyumculuk yapan ve çeşitli sorunlarından dolayı kesin dönüş yaparak Kahramanmaraş'a yerleşen 62 yaşındaki Halil Tanış, geçimini tespih satarak sağlıyor. Ben Almanya'ya gittim 93 yılında. Orada kuyumcu dükkanı açtım. Elimizde olmayan nedenlerle orada da bir başarı olmadı. İflas ettik daha doğrusu. Oradan geri Türkiye'ye geldim. Tekrar Kahramanmaraş'a. Orada duramazdım çünkü çok büyük çevrem vardı, çok tanıdıklarım vardı. Ezgin bir hayat yaşadım. Vereme yakalandım ondan da, içime attım elimdeki büyük servetler gidince. Ancak bundan nasıl kurtulurum? Arkadaşlar dedi, senin baraklar, hoyratlar, uzun hava, ilahilerin var. Gel bu müzeye atıl dediler. Ben de bir orkestra kurdum. Kork aldım, elektro bağlama aldım. Müzisyenlik yaptım. Bütün stresimi attım. Çok şükür yani, herkese de tavsiye ederim. Stres olduğu zaman başarı olmuyor. İnsanın başarılı olması için, vizyon sahibi olabilmesi için aktif olması gerekiyor. Bize pasiflik yakışmıyordu. Efendim, buraya da tekrar Kahramanmaraş Kapalı Çarşıda, efendim, burada tespihle uğraşıyorum şu an. Düğünlere de giderek şarkılar söyleyen Halil amca, tezgahında sattığı tespihlerle birlikte hünerini tüm müşterilerine sunmakta. Anam diyor, diyor da iki gözler makan dondu, elim kan dondu, kan dondu, kan dondu, kan dondu. Kurgayı taş sazın teline, kurgayı taş sazın teline. Bu yer yanımda yoksa yaşamam ben lazım. Yıllar evvel verem hastalığına yakalanan ve bu hastalığı atlatan Halil amca, hastalığı yenmesindeki en büyük etkenin tebessüm ve güler yüz olduğunu söyledi. Halil Tanış, müşterilerine sadece tespih satmadığını, aynı zamanda Kahramanmaraş yöresine ait şarkılarla ve türkülerle turizme katkı sağladığını sözlerine ekledi. Kendim Mersin'den geliyorum. Burası çok güzel. Buranın insanları çok güzel. Yani beğendik, çok güzel eğleniyoruz da. Aksu TV'ye de teşekkür ederim böyle şeyler gündeme getirdiği için. Gayet güzel. Yolunu açık etsin. Beğendiniz mi? Tabii. Çok güzel. Çok çok güzel. Beğendiniz mi? Beğendik, çok güzel.